Merhaba. Bugün biraz darbeden çıkıp savaştan ne ilginçtiğimi ve başka neler konuşmak isterdim oysa yani. Bunlara mahkum kaldık. Yani darbe, Erdoğan'ın diktatörlüğü, faşizm ve şimdi bir de savaş. Bu ülke savaş gördü mü düşünüyorum da Kıbrıs'ı gördü derse Kıbrıs'a öyle savaş diye bakmadık galiba yani. Karartma gecelerini yaşadık. Ve ben ne güzel şimdi karartma geceleri deyince Rıfat Ilgaz'ın karartma geceleri ne güzel bir kitaptır. Onu tartışabilsek, onu konuşabilsek. Ama savaşı konuşacağız. Savaşla beraber NATO'yu konuşacağız. Erdoğan'dan çok... Erdoğan mecburi yanaşıyor artık NATO'ya ama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar falan filan bunlar da ciddi olarak NATO'dan yardım bekleniyor ve bu şu anda da hatta şu anda da bile konuşuluyor. O haberi kestim ki kendi programımı yapayım geç olmadan diye. NATO konuşuluyor. Şimdi NATO bildiğiniz gibi bizim hep karşı olduğumuz bir şeydi. Yani gençliğimizde, çocukluğumuzda biz önce karşı çıkıp sonra öğrenen bir yaş grubuyuz. NATO'nun detaylarını sonradan öğrendim tabii ben. Ve ilginç bir şey bu NATO'yu hala savunuyorum anlamına, yani bu söylediklerimden sonra savunuyorum anlamına gelmesin ama kendi iç mekanizmasını bilmek lazım ki ona göre NATO Türkiye için bir şey yapabilir mi şu anda? Böyle bir şey var. NATO kendi karar alırken kendi içinde çok demokratik bir kuruluş. Şöyle ki sanıyorum 28 üyesi var. İşte Türkiye NATO üyesi. İngiltere'den NATO üyesi İngiltere'den Türkiye'nin hiçbir farkı yok. Şöyle yok. NATO'da bir karar oy çokluğundan alınmıyor. Yani 27'ye 1 oldu mu bir şey, NATO orada karar alamıyor. 28'e 28 olmak zorunda. Yani NATO'nun aldığı bütün kararlar oy birliği kararı. O yüzden diyelim ki Türkiye NATO'dan bir şey istedi şu anda Suriye konusunda bize yardım et diye ki istedi. NATO Genel Sekreteri de onu bayağı bir nazikçe cevapladı. Yani bir şey olmayacağını anlamında yasak cevapladı. Ama bu diyelim ki böyle bir karar alacaklar. 28 ülkenin de yani Türkiye haricindeki 27 ülkenin de evet demesi gerekiyor. Evet demediği zaman ne oluyor? Hayır deyince zaten şey yapıyor. Bazen NATO'nun kendi içinde bir de mafyavari bir suskunluk yasası var. Tabii mafyadaki bir suskunluk yasası değil. Ben adı benzediği için öyle bir benzetme yaptım. O anlama gelmiyor. Fakat o yasa ilginç bir şey. NATO'ya diyelim ki Türkiye başvurdu. Hemen hemen hiçbir ülke ne evet dedi ne hayır dedi. Hepsi susuyorlar. Cevap vermiyorlar. Yani işte İngiltere cevap vermiyor, Amerika cevap vermiyor. Ya da Amerika başvurdu, Türkiye cevap vermiyor. O suskunluk 28 ülkede bir ay bu şekilde sürerse bu bazı ülkelerin evet, bazı ülkelerde kerhen evet demesi anlamına geliyor. O zaman evet denmiş oluyor. Ama bir ay bekleniyor. O suskunluk yasası ilginç bir şey. Gelelim üçüncü boyutuna. Bu NATO'nun önemli bir şeyi. NATO bir NATO ülkesine yardım etmesi için NATO ülkesinin yani Türkiye'nin kendi topraklarında saldırıya uğraması gerekiyor. Yani Türkiye şunu iddia edebilir belki Erdoğan'dan her şeyi beklediğim için artık
Yahu işte Osmanlı döneminde Suriye bizim de o yüzden NATO bize yardım et falan diyebilir. Ama biz NATO ülkesi olarak Türkiye'de saldırıya uğramadığımız için bu son olan bombalamada, uçakla saldırıda adı neyse işte ne şekilde o gencecik askerler öldürüldüyse biz bunu Suriye'de yaşadık. Artı NATO bu durumda ikinci bir şekilde bakıyor. Sen Büyük Millet Meclisi toplamayıp da savaş falan ilan etmediysen NATO'nun gözünde ve Birleşmiş Milletler'in gözünde şikayet edilirse bu böyle anılacak şu anda. İşgalci bir ülkesin. Hayır ben oraya terörizm için gittim falan filan palavra. Çünkü emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin'in, Kor General diyebilirim ben. İsmail Hakkı Pekin'in açıklamasına göre 500'ü tank olmak üzere, bu tank taburu mu deniyor buna ne deniyor? Taburu geçecek bir rakam bu. 2500 araçla girilmiş Suriye'ye. Suriye'de irili ufaklı 2500 askeri araç var. Bunu biraz önce öğrendim. Bu 2500 askeri aracın 500'ü tank. Siz bir yere 500, 2500 tank olmak üzere 2500 araçtan gittiyseniz ki bunların bir kısmı havan topu, top, işte çok mermili bataryalar falan ağır silahlar yani 2500 765 ya da Fransız onlusu değil. Otomatik tüfek bile değil. Yani en ufak otomatik tüfekten büyük mitralyözler falan filan. Çok atarlı mitralyözler yani. Aynı anda 7 değişik yere falan filan anlattılar böyle. Onlar bayılıyorlar bunları anlatmaya. Yani bildiklerinden böyle bir garip değişik anlatıyorlar. Mesleğim bu bileceksin tabii yani. Ben sana sayfa düzenini anlatıyor muyum her gün gazete belki. Neyse bu kadar araçla girdiysen Suriye'ye oraya PYD için girmedin. Kürtler için de girmedin. Bu ikinci bir şıktan nereden daha belli? En büyük savaşı esasında Afrin falan değil şu anda yaşanan çünkü işin içine Ruslar da girdi. Suriye cevap veriyor artık. Eskiden olan da Suriye'nin pek cevap verdiği yoktu. İşte Kürtlerle Türkler arasındaydı. PYD, Türk Silahlı Kuvvetleri falan. Şimdi girdi. Bu belli. Kürtlerin en olmadığı bir yerde savaşıyorsun. Yani İdlib, Kürtlerin en olmadığı bir yer. Kimlerin ağırlıklı olduğu, kendilerinin işte orta dereceli Müslüman gibi bir buna benzer komik bir şey söylüyorlar. Kesimin yani ÖSO'nun yani IŞİD'çilerin yani işte aklınıza gelebilecek irili ufaklı bütün şeriat odaklarının olduğu sonunda adına milli ordu diye taktıkları gruplar var. Buradaki amaç neydi? Bir sürü anlaşma imzalandı. Onların silahsızlandırılmasıydı. Onun yerine Türk ordusu onlara silah verdi. Ciddi bir silah yardım yaptılar. Çünkü hedef Esad'ı düşürmek olarak ortaya çıktı artık. Çünkü gönderdik dediğiniz bir işte Rusya soruyor çünkü şurada var mısınız diye. Bizimkiler de yokuz diyorlar. Koordinat gönderdik diyorlar. Yokuz dediği yeri bombalandığında maalesef o yokuz denilen yerde bu genç çocuklar, askerler ölüyor. Bu gene savaş olarak. Ve Erdoğan'ın işte 100 yıl önceki gibi yapacağız demesi bu işin orada kalmayacağı bu geceden başlamak üzere bana öyle geliyor. Bunun bilgisini falan almadım. Bu geceden başlamak üzere
Erdoğan'ın deli bir şekilde, deli İbrahim gibi belki de, yani huyu benzediği için söylemiyorum, birden öyle aklıma geldi. Sanıyorum saraya kadar yürümeye, Esad'ı devirmeye doğru gideceğini, yani 100 yıl öncesine döneceğiz, zaferle çıkacağız demek, bu bir Osmanlı mantığı. Oradaki bir hedef de Esad'ı devirmek ve orada devirdiğin zaman ne yapacaksın? Hadi devirdik, eyvallah, Esad'ı öldürdük, geri dönüyoruz demeyeceksin. O zaman oraya bir vali falan atayacaksın, kaymakam atayacaksın, idareci atayacaksın, ne bileyim ben. Belki İçişleri Bakanı Kel Süleyman'ı göndereceksin. Yani bir şey yapacaksın. O yüzden bu NATO bu yüzden de şu anda Türkiye'ye hiçbir askeri ve destek yardımında bulunmaz. Bulunmadığı gibi şu anda Erdoğan belki biraz hoşgörü vardır şu anda ama 2-3 adam daha atarsa silahlı, ki bu hava, insansız hava araçlarıyla ciddi bir şekilde büyük yerleri bombalamaya başladı. Önemli yerleri, yani bize öyle söylendiği için önemli diyorum tabii. Bazıları araba garaj tamir atölyesi gibi duruyor ama onların dediğine göre çok önemli bir depoyu bombalamışız falan. Birleşmiş Milletler'e şikayet edilmemize ramak kaldı gibi geliyor. Ve Birleşmiş Milletler nezdinde, ayrıca NATO nezdinde de çok ciddi bir şekilde kötü duruma gelecek Türkiye gibi gidiyor. Durum bu. Evet, o yüzden bu haberleri seven sevmeyen, benim görüşlerimi beğenen beğenmeyen, bunlar resmi bilgiler. Yani ya sen öyle düşünüyorsun bilgisi değil. O yüzden ben bu birkaç gündür televizyonlarda işte Abdülkadir Selvi ve Saz arkadaşlarının ya NATO'da bir şey yapmıyor falan, bunların bilerek insanları motive etmeye çalıştıklarını falan sanmıyorum. Bilmiyorlar. NATO'yuz, NATO bize yardım etmeli. İşgal ettiklerinin, başka bir ülkeyi işgal ettiklerinin falan farkında değiller. Çünkü onların gazeteciliği böyle bir gazetecilik. Oturup bu programı, yani düşün, 15 dakika, belki de 25 dakika konuşacağım. 2 saat, 3 saat araştırma yaptığımı, 4-5 kişiye sorduğumu, onlar böyle bir şeye gerek duymuyorlar. Hatta bazen işte televizyon programlarındaki komutanlar, emekli komutanlar, efendim NATO şu konuda yapamaz dediğinde böyle eble heble bakıyorlar. Böyle bakıyor, yani böyle bakıyorlar. Sonra 5-10 dakika sonra halk unutmuştur diye tekrar aynı şeyi söylüyorlar. O komutanlar da bıkıyor bazen bunlardan. Ya bunu cevap vermeyeyim diyor. Evet, umarım bu gece benim tahminlerim doğru çıkmaz ve Erdoğan'ın o 100 yıl lafı, belki de 100 yıllık yalnızlık gibi kalır. Sadece laf olsun diye söylenmiştir. Ve Esed yıkmaya derken Esed'i savunmuyor anlamında değil. Yani savaşı o noktaya götürmeden, hem de meclise sormadan bir savaşa doğru gidersin. Yani bilemiyorum, artık cümleleri de tam bağlayamadım. Çünkü sinirleniyorum. Öyle bir noktaya gelmişim ki kalp krizi geçirip yoğun bakıma girdiğimden sonra, yani yoğun bakımdan çıkar çıkmaz yazımı hastaneden göndermiştim ben gazeteye. Bu sefer ne oldu biliyor musunuz? Bugünkü yazım, dün yazıp da göndermem gereken yazıyı göndermedim. Neden biliyor musunuz? Şaka değil, o kadar dalmışım ki bunların içine, unutmuşum. Bu sabah gazeteye gidiyorum, trene bindim, gazetedeki yazıları okuyayım diye baktım, Cezmi Ersöz. Allah Allah, Cezmi dedim kendi kendime, yeni başladı. Cumartesileri yazıyordu, biz de beraber aynı gün yazıyorduk.
Cezmin'in hemen ikinci haftasında gününü mü değiştirdiler dedim kendi kendime. Sonra bir baktım ki ben yazı yazmayı unutmuşum. Bu geldiğimiz nokta ve nasıl çalıştığımız artık. Evet, savaştan ilgili maalesef çok daha bilgiler vereceğim ileride. Bu programın sonu, bu bölüm NATO bölümüydü. NATO'dan umut seyredecekler arasında NATO'dan Türkiye'ye yardım gelir diye umudu olanlar varsa o umutlarını bir kenara koysunlar. Bu kadar. Böyle kenarda dursun NATO. Biz şu anda meclisten de karar çıkmadığı için işgal kuvvetleriyiz. Üzücü ama öyleyiz. Evet, bir dahaki programda görüşmek üzere.